Merhaba, ben Tunç Oturoğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugün bankacılık hisseleri çok hareketliydi. Yapı Kredi'nin satılması haberi gündeme gelince birdenbire banka hisseleri hareketlendi. Tabii ki yani Yapı Kredi başta olmak üzere bankacılık sektöründe neredeyse tavana gitti. Fakat ondan sonra geri geldi. Yani şöyle, zaten ben bunu önceden çizmiştim, sizinle de paylaşmıştım. 15.767 hedefimiz vardı. Oraya doğru geldi, üstünde kalamayıp geri geldi bankacılık endeksi. Bu önemlidir. Yani neden önemli? Sürekli olarak size banka alın, muhakkak portföyünüzde banka bulunsun diye söylüyordum. Uyarılarda bulunuyordum ama bunu söylediğim için de kötü kişi de oluyordum kimilerinin nezdinde. Çünkü biz banka almayız, biz banka yatırımı yapmayız, bilmem ne yapmayız. Güzel bir portföy olsun, dağılım olsun, içerisinde bankada olsun, işte Akbank, Yapı Kredi olsun diyorduk. En son şeyde artık Yapı Kredi bayağı bir yükselmişti. Önceden belki bir şeyler olacağı düşünülmüş belki. Bilemiyorum o tarafta. Ama yani Akbank vardı her zaman, portföylerde bulunsun diyorduk yani. Umarım aldınız. Yani çünkü ya bu yabancıyla gidecek bu piyasa artık. Çünkü biz 324 doları geçtik. 324 doların üzerinde hareketlerin olabilmesi için yabancının parası gerekiyor. Buradaki insanlar daha ziyade artık borsaya giren girdi. Hazır burada bir faizde bir kazanç var. Onlara falan bakıyorlar. Altın çok iyi bir getiri sağladı. Dolar bazında getiri sağladı. Tamam yani, o yüzden yani yabancı da gelip alacaksa tabii ki banka alacak. Tabii ki holding alacak vesaire. Şimdi burada ek olarak da şunu söyleyeyim. Bugün alayım mı diye birkaç soru geldi Twitter'dan. Yani bunun tavan olduğu gün almayın artık. Bir durun bakalım. Bizim hedefimiz gelmiş. 15.767 hedefi gelmiş. Hedefimiz geldiyse o zaman bir duralım diyoruz. O gün bir duralım. Bir şeyin hedefi geldi ve o hedefin üstüne çıkamıyor. O zaman bir duralım. BIST 100'de nedir durum? BIST 100'de de mesela 12.516 hedefimiz var. 10.000, mesela 10.594 hedefimiz geçildi. O zaman durmayalım dedik. Devam edelim. Şimdi orada da ne var? Yani aşırı alım bölgesine geldik. Aşırı alım bölgesine geldiğimiz için bu saatten sonra daha dikkatli olunması gerekiyor. O yüzden kademeli alım önermiştik. Bir kademe alın dedik. Bu 324 geçince bir daha alın dedik. Şimdi üçüncü ve son kademeyi daha almayın. Ne zaman alacaksınız? 340 geçilip üzerinde kapanış olunca. Bak şu anda kapanış olmamış. 338'de kalmış burası. Daha yukarı gidememiş. O zaman almayacaksınız. Üçüncü kademeyi bekleyeceksiniz. Zaten bugün çok da şey vardı. Bizim hisselerimiz çıkmıyor, bizim ekli hisselerimiz eksi değer ama işte borsa çok iyi falan gibi. Bu ne biçim? Yani endeks çok iyi ama bu nasıl şekli? Şimdi bakın, X tüm Y bugün düşmüş. Eksi 1.35 ama BIST 100 1.45 çıkmış. BIST 30 2.29 çıkmış. İşte burada olay zaten. Sınai endekste düşmüş. Yani o yan kağıtların kaybettirdiği, gitmediği anlaşılmış. Asıl kazanç da BIST 30'da. Şimdi bankalarda BIST 30'da. Ben bunları cazip hisseler videosunda falan anlatıyorum size. Ama isterseniz sadece BIST 30'a da yatırım yapabiliyorsunuz. Bir tane hisse alır gibi alıyorsunuz DPX 30'u. Ama bu fonlardan değil, hisse gibi borsadan alınıyor. Zaten BIST 30'a da yatırım yapmış oluyorsunuz. Yani sadece onu bile alabilirsiniz. Yani dolayısıyla borsada 3. kademe için bekliyoruz 340 doların geçilmesini. Bugün üstüne çıktı, geri geldi, kalamadı. Çünkü bak görüyorsunuz işte böyle aşırı, yani alım bölgesi şurada, aşağıda, burada göstergenin üstüne falan çıkmış. Bu dolar bazında. TL bazında aşırı alımda, bu aşağıda aşırı alımda göstergenin üzerinde epeydir devam ediyor. Yani orada momentum halen daha çok güçlü.
Bir de şuna bakmak istiyorum. Evet, orada biraz daha yolu olduğunu gösteriyor. Biraz daha gidebilir diye gösteriyor bu bize. Bir de haftalıktan bakalım. Haftalıkta da fena değil. Yani biraz daha gidebilir. Belki 1-2 günlük burada bir şeyler olabilir. Ondan sonra biraz daha gidebilir gibi gösteriyor. Yani kademeli alım için uygun şu anda borsa. Altında dün almayın dedik. Hatırlayacak olursanız altında. Çünkü dedik ki bu 2445 hedefimiz gelmiş. Gelmiş. Şöyle günlükten. Göstergenin de üstündeyiz. Aşırı alım bölgesine de gelmek üzereyiz. Şimdi almayın bir durun bakalım diyoruz. Ne zaman alınabilir? Yani bu 2445 üzerinde bir kalıcı olduğunu görelim. Ondan sonra hedefimiz var yani. 2950 hedefimiz var. Başka bir hesaba göre yaptım ama şu anda o hedef için erken. Yani 2950 hedef dediniz. Ben de aldım. İşte ondan sonra düştü demeyin diye söylüyorum. Şu anda alım önermiyoruz. Buradan biraz geri çekilebilir. Daha aşağıda bir seviyeden belki alım önerebiliriz. 2950 hedefimizin bu sene içerisinde olmasını da ben beklemem. Seneye olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani illaki buradan alayım, sene sonuna kadar kazanmaz mıyım, böyle bir şey olmayabilir. Bunların bir garantisi yok. Onu da üzerine basarak söylemek istiyorum. Kafamız karıştı. Hem bize 2950 hedef dendi, hem de almayın dendi. Biz anlamadık diyen arkadaşlar almasın. Kafamız karıştıysa bundan almayın. Çünkü ne diyoruz? Kısa vadede 2445'in üzerinde tutunamayıp geri çekilebilir. Biz bunu anlamıyoruz diyorsanız o zaman almayacaksınız. 2950 hedefi daha 2025'e ait bir hedef. Umarım daha açıklayıcı oldu. Gümüşte de şu anda aşırı bir şu Bollinger Band'ı açtığım zaman aşırı bir şekilde yükseliyor. Şu ağzını şöyle açtığında Bollinger Band'ı yani 15 Mayıs'ta güzelmiş. Zaten biz de artık alınabilir demiştik. Şöyle de geldi. Şu Bollinger Band'ında bu kadar böyle tepe yaptığı zaman alın demeyiz. Bekleyin deriz. Satın da demiyoruz. Bekleyin diyoruz. 35 hedefimiz var. Gümüşte. O da bu sene olmayabilir. O da 2025'te olabilir. Olursa ne güzel, ne mutlu bize. Zamanında alın dedik. Aldınız, kazandınız, tutuyorsunuz. Şimdi alayım mı diyen arkadaşlar çok geç kaldınız. O yüzden biraz beklemekte fayda var. Şu anda riskli bir şey altın ve de gümüş almak. Bu görüşümüz değişebilir. Değişebilir. Amerikan 10 yıllıklara bakıyoruz. Amerikan 10 yıllıklar şu Bollinger'ı kapatalım. Bakın şöyle gelmiş. Bugün düşmeye devam ediyor. Bu güzel. Şöyle günlükten baktığımızda zaten şunu kapatalım. Şöyle günlükten baktığımızda şu kanala kadar yükselip oradan geri gelebilir. Belki o zaman tekrar şöyle aşağı doğru gelirse ben de yeni alım öneririm TLT ve TMF'de de son bir defa demiştim. Şimdi bugün geldiğini görüyorum. Benim beklediğim gibi şöyle gelip kanala deyip buradan teyit almaya çalıştığını görüyorum. Ama yarın da bu düşüşün devam ettiğini görmem lazım. Yarın ne var? Yarın FED faiz karar tutanakları var. Tutanaklardan hayırlı bir şey çıkmaz genelde. Bu şeyler piyasa karışabilir. O yüzden şu anda bir şey önermiyoruz. Yani şu anda tut diyoruz o tarafta. Bitcoin'i de söyleyeyim Amerikan borsasını sonra için. Bitcoin'de de şu 70 bin bölgesine doğru gidebilir dedim. Üzerinde de şu 71.495 gözüküyordu. Oraya da gelmiş. Negatif uyumsuzluk var. Aşağı geliyor. Demek ki şu anda almıyorsunuz. Şu 70 bin kırılmadığı sürece de satmaya da gerek yok yani bence. 12 saatlikten bakıyoruz. Şöyle satmaya gerek yok ama şöyle yani 69 binde hatta diyelim şöyle 69 bine. 69 binde kırılıyorsa altında şöyle 3-4 saatte kalıyorsa o zaman sata döner benim için tekrardan Bitcoin. Çünkü bu 71.495 önemli bir seviye. Geçemiyor. Orada da
şeyle de karşılaşmış, dirençle ve negatif uyumsuzlukla işte böyle 12 saatlikte aşırı alım bölgesine de gelmiş. Günlükten baktığımızda aşırı alım bölgesine de gelmek üzere. Yani yeni alım önermiyoruz şu anda. Tetikte duralım, bekleyelim. Diğer coinleri de soranlar oluyor ama ben onları sürekli takip etmiyorum. Ethereum'da çok ciddi hareketler oldu. Eyvallah. Bu ETF olur mu falan diye. Ethereum şöyle bakın, Ichimoku'yu da geçerek ala dönmüş dün. Çok güzel. Ve bu durumda orada da tekrar 4014'müş burası. Yani tekrar 4000'i denemesini bekleriz ama olur olmaz yani. Sonuçta Bitcoin aşağı gelmeye başladığı zaman tek başına Ethereum ne kadar daha gidebilir bilemiyorum. Oradaki durum biraz karışık. Amerikan borsasında şöyle bir yataylık var ama halen alınabileceğini düşünüyoruz. Çünkü pek de öyle bir satış falan gelmiyor işte. Nasdaq'ta da var. Orada da alınabileceğini düşünüyoruz. Bu arada kaldıraçlı olarak alan arkadaşlar şimdi hala alayım mı? Baksat'a dönüyor mu? Yataylık var falan gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Yani kaldıraçlı ben önermiyorum. Kaldıraçlı önermediğim için de kendiniz stop loss seviyenizi belirleyebiliyorsanız o zaman yapacaksınız müşteri. Yani ben buradan dedim ki bak burada pozitif uyumsuzluk var. Buradan da al sinyalimiz var. Bu Ichimoku'yu geçtiğinde beklemeye gerek yok. Bak yükseldi. Ichimoku'yu da geçmiş tamam. Şöyle gidip bu 19.000'i de görebilir yani. Bu Nasdaq 100 19.000'i görebilir. Fena da olmaz. Ama işte Dow Jones mesela 40.000 üzerinde kalamadı. Geri geliyor. S&P keza aynı şekilde fazla kalamadı. Geri geliyor. Yani benim S&P'de hedefim 5.980. Ama o da bu sene olmak zorunda değil. Yani bu sene Trump kazanırsa 5.980 demiştik zaten. Trump kazanabilir. Bir rally yaşanabilir. O rally Ocak'ta falan da devam edebilir. 5.980'ler gelebilir yani orada. O yüzden orada iyi. Yani şurada şimdi şu anda şöyle bir strateji yapılabilir. İşte altında bekleyin diyoruz. İşte Bitcoin'de bekleyin diyoruz. Mesela bir yerde bir paranız varsa ben şimdi ne alayım falan diyorsanız para piyasası fonlarından birini de bekletin. Zaten dolar da çıkmıyor. Birkaç ayda böyle götürecekler. Biraz çıkartacaklar belki ihracatçılar komple topu dikmesin diye biraz böyle acıyacaklar onlara belki. Ama çok fazla bir şey olmayacak. O zaman para durabilir yani para piyasası fonunda. Yani faiz enflasyonun altında kalacak belki. Yani ondan hatta belki değil ondan şüphemiz yok yani. Çünkü açıklanan enflasyon da gerçeği ne kadar yansıtıyor bu da tartışmalı. Faiz enflasyonun altında kalacak ama dolara döndüğünüz zaman dolar bazında para kazandıracak. Böyle bir anormal durum var Türkiye'de. O zaman biraz durabilir para piyasası fonunda. Dolar artmak için sonra dolar bazında yatırımda. O arada mesela sell and may go away denir ya Amerikan borsası için. İşte biz de 21 Mayıs'a gelmişiz yani değil mi? Belki biraz böyle bir düşüşler olabilir, bir düzeltmeler falan olabilir Haziran'da falan. Belki Temmuz'da. O zaman elinizdeki parayı direkt fonlara yatırırsınız. Biraz daha düşükten almış olursunuz. O arada da bir para kazandıracak zaten size yani bu dolar bazında bir para kazanmış olacaksınız. Para piyasası fonunda durarak yani siz bu para piyasası fonlarından yüzde işte ne bileyim 5 falan kazansanız zaten 5582 endeks gibi bir şey oluyor o da. Bir şey kaybetmiyorsunuz yani o 5'te kazanabilirsiniz önünüzdeki birkaç ay içerisinde. Yani fazla bir şey kaybetmiyorsunuz şu anda yatırım yapmayarak. Bir kenarda durabilir. Düşüşler gördüğünüz zaman o zaman deriz bak düştü. 2-3 gün daha düşsün, 5 gün düşsün. Ondan sonra alım öneririz. Mesela burada böyle olmuştu, şöyle gelmişti. Belki gene öyle birazcık olur, gelir tekrar 5000'e falan. O zaman almak için güzel bir fırsat olur işte. Para da şeyde değerlenmiş olur. Para piyasası fonunda. Dolar da fazla çıkmamış olur. Bu carry trade işlerinden siz de faydalanmış olursunuz.
Böyle bakıyorum ben. Yani şu anda biraz böyle nakit olması, onun da TL faizde olması kötü değil bence. Çünkü dolar bazında bir para kazandırıyor size. Her şey de çok çıkmış. Altın hedefimize gelmiş. İşte S&P, işte Dow Jones 40 bin yıllardan beri söylenen şeye gelmiş. İşte Bitcoin dirençten geri dönmüş. Yani gümüş tamam satmıyoruz ama işte 35'e de gidiyor. 35 olduktan sonraki hareketler anormal sert olmuştu. O çok eski, çok eski dedim işte kaç, 2000'li senelerdeki. 2011 miydi, neydi? Benim bir arkadaş bütün gün onları konuşurdu Bahadır. Yıllarca da konuştu. O çünkü ha işte bu haftalıkta işte şu 3 hafta içerisinde şöyle gelmiş şöyle şurada işte şurada şu 3 hafta içerisinde şu 37'den şöyle 48'e kadar çıkmıştı. Yani şu 35'in üzerine çıkınca bir geri geliyor. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 hafta bakın soluksuz yükseliş 35'ten 48 hatta şöyle 50, 49'u falan da görüyor. Bahadır da o da nereden? O da 47'den mi satmıştı? Öyle bir şeydi. Neyse yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok iyi bir şey yapmıştı ve ondan sonra da o 2011'de o işi yaptıktan sonra da hep bir gün öyle olacak. Gene çok kazandıracak diye bekledi. Belki Bahadır izliyorsan evet gene kazanacaksın öyle söyleyeyim ama belki 2025'te o şeyleri tekrar göreceksin. Tekrar bir daha kazandıracaksın. Fiziki falan da hatta almıştı böyle bugünleri unutmamak için böyle masasında falan dururdu yani. Öyle bir şey gümüş yani. Şu anda bayağı da bir çıkmış o zaman para piyasasında biraz paranız durabilir yani. Onu anlatıyorum. Uzun uzun anlatma sebebim o. Kolay kazanılmıyor para. Türkiye şimdi iyi bir yaz da geçirecek. Öyle gözüküyor. Borsada da biraz daha iyi şeyler olacak. Yukarılara gidecektir diye düşünüyorum. Amerika'da da borsa belki Ağustos'ta falan Trump'ın da önü kesilmezse iyi bir performans gösterecek. O da güzel olacak. Ama ondan sonrası çok da belli değil. Yani bu kur korumalı mevduattan çıkalım diyoruz. Bu başımıza büyük büyük bir dert. Şimdi carry trade koyuyoruz yerine. Hep böyle bir saçma bir işler var yani burada. Saçma işler derken şöyle yani. Faizi indiriyorsunuz. Konut kredilerini de daha da indireceğim diyorsunuz. O düşük faizden kredi kullananlara mevduat faizinde duranlardan servet transferi yapıyorsunuz. İşte o konutları alanlara servet transferi yapıyorsunuz. Satanlara servet transferi yapıyorsunuz. Ondan sonra dolar çıkıyor, dolar çıkıyor, dolar çıkmasını kur korumalı mevduat yapıyorsunuz. Bir daha bir servet transferi yapıyorsunuz. İşte efendim kiralara %25 sınırı getiriyorsunuz. Bir daha bir servet transferi yapıyorsunuz. Şimdi bunlar yetmemiş. Bir de bir de carry trade çıktı. İçerideki servet transferi yetmedi. Bir de dışarıya da servet transferi yapalım diyorsunuz. Normal bir piyasa ne zaman olacak? Yani bir servet transferi falan yapılmayan şöyle bir serbest piyasa olsun istiyoruz yani. Bu olamıyor AKP'yle. Hiçbir şeyle yani ne Şahap Kavcıoğlu Nebati'yle olabiliyor ne Fatih Karahan Mehmet Şimşek'le olabiliyor. İkisinden de olamıyor yani. En irrasyonel adamlarla da olamıyor. En rasyonel adamlarla da denilen adamlarla da olamıyor. AK Parti olunca böyle yani. O eski Ali Babacanlar zaman falan kalmamış. Aynı parti değil artık. En azından ekonomiye yaklaşımı öyle değil yani. Bitmiş. O zaman yani hiçbir şeyde çok böyle şey yapmayacaksınız. Ben işte borsa alacak gidecek. Ben de voley vuracağım. İşte borç para alayım. Borç parayla yatırım yapayım. Dolar borçlanayım. Buraya geleyim. Bankacılık endeksi gidiyormuş falan. Böyle işler düşünmeyin. Batarsınız. Bir daha da kimse sizi gözünüzün yaşına bakmaz yani. Borç parayla yapmayın. Hele döviz borçlanması işlerine falan hiç girmeyin. Yüksek faizden faydalanın. Dolarımı bozayım, mevduata gireyim mi? İyi bir mevduat buluyorsan, iyi bir para piyasası fonu buluyorsan, tamam birkaç ay bu iş yapılabilir.
Ha ben ondan sonra geri alırken ama alabilir miyim? O bizim bilebileceğimiz bir şey değil. Bir gecede devalüasyon olur mu? Bizim bilebileceğimiz şeyler değil. Bilmem müdahale olur mu? Bizim bilebileceğimiz şeyler değil. O yüzden TL yatırımlarınız da bu olsun ama asıl yani bu döviz cinsi yatırımlarınız ağırlıklı olsun diyoruz. Bugün de bu kadar.